Yani devletlerin de biraz mezheplere torpil geçmesi diyelim, toptancılık yapması. Örneğin İslam aleminde 600 yıl gibi uzunca bir süre kesintisiz hakimiyetini sürdüren Osmanlılar, Türkler, kolay gelmiş, şu olmuş, bu olmuş, Hanefiliği benimsemiş, tabii resmi mezhep haline getirmiş, dolayısıyla nereyi? Fas'ı da almış, Cerbe Adası'nı da almış, bilmem Yemen'i de almış, hep işte Hanefi kadılar göndermiş. Öyle olunca, ister ister mesela şimdi buraya gelen Müslümanlar kim? Türkiye'deki gibi işte tasavvufçu, bilmem filancı, geleneksel ne biliyor ya. Onlara bakarak burada Müslüman olanlar ne olacak? Onlar kazanacak. Öyle olmuyor. Şimdi oradaki halk da oraya gönderilen kadı Hanefi fıkhına göre hüküm verdiği için ister istemez davranışlarını o kadının hüküm vereceği fıkha yani hukuka göre ayarlıyor. Böyle oldukça bu bir sene beş sene de değil tam 600 sene sürünce yeryüzünde en yok düşük öte beri filan anlamına gelmiyor yanlış asla anlaşılmasın. Ama yani bir mezhep çok isabetli olduğu halde çok yaygın hale gelmemiş olabilir. Çünkü yalnız mezheplerin yayılmasının sebebi haklılıkları, doğrulukları değil insanın. Değil. Neden? Başka faktörler de var. Yani örneğin siyasi iktidarın o mezhebi resmi mezhep haline getirmesi de o mezhebin yayılmasının sebebi oluyor.